Yeniden merhabalar. Ara sıra sürpriz sürpriz paketlerle karşınıza çıkıyorum. Sizlere fikir olması açısından ve de doğru üreticilerle ihtiyacı olan doğru tüketicileri buluşturabilmek adına, doğru adresler verebilmek adına. Doğru derken herkes işini emekle yapıyor, severek yapıyor. Saygım sonsuz. Şunu kastediyorum. Neyi nerede arıyorsanız nerede bulabilirsiniz? Kısacası doğrudan kastım budur. Öncelikle paket çok güzel bir şekilde paketlenmiş, özenli. İkincisi şöyle bir hediye paketi imajıyla. Yani şu bağlayış, şurada kullanılan ip hepsi bir zerafet içeriyor. Evet, Özgür Hanım bana Instagram'dan ulaştı. Kendisinin güzel bir başarı hikayesi var. Bakın bıçağa bile gerek kalmadı. Kendi işini kurmuş ve işinde oldukça zarif, disiplinli ve önem veriyor. Bir çizgisi var. Sayfasını inceledim. Çok da beğendim. Çok da güzel şeyler üretmişler. Emine Hanım dedi, ben nasıl fayda sağlayabilirim? Ben de destek olmak istiyorum bayanlara. Ben de dedim ki yaptığınız işle ilgili ürünlerinizden numune gönderin, gösterelim. Ne iş yapıyorsunuz? Kimlere nasıl faydalı oluyorsunuz? Bununla ilgili dedim bilgilendirme yapalım. O da sağ olsun bu şekilde bir paket hazırlayıp göndermiş. Zey tasarım, desenli keçeler sayfası ve web sitesi var. İşini ciddiye alıp önem veren kişilere bayılıyorum. Tebrik ediyorum. Severek yapmak, özenerek yapmak çok önemli. Bir şeyi kendinize yapıyor gibi yaparsanız o işte başarılı olursunuz. Benim kanaatim budur. Şimdi keçe çalışmaları yapıyorlar. Desenli keçeler üretiyorlar. Keçe tabakalar üretiyorlar. Keçe ile ilgili yaptığım projeler var ama profesyonel bir şekilde uğraşmıyorum. Ben daha çok şöyle bir şey tercih ettim. Örgülerde de kullanabileceğimiz şekilde bana ürün gönderir misiniz? Fikir vermek adına dedim. Desenli keçeler sayfasının Instagram hesabına ve web sitesinin linkine videonun altına paylaşacağım. Fiyatlarıyla birlikte oradan görebileceksiniz. Bunlar yumuşak keçeler 30 derecede yıkanabilir. Aplike olarak kullanılabilir. Yastıktan tutun da dekorasyon, duvar panoları, örgü üzerine süslemelere kadar yapabiliyorsunuz. Desenli keçeler şeklinde, tabakalar şeklinde üretiliyor. İstediğiniz kadar tabakayı alıp istediğiniz sayıda keserek bu şekilde görseller. Ay çok ponçik. Evet çok tatlı süslemeler elde edebiliyorsunuz. Sınırsız sayısız yerde kullanabilirsiniz hayal gücünüze göre. Nerelerde kullanılmış, kimler neler yapmış bu keçelerle sayfadan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Evet burada çok ponçik, çok güzel, mutfak temalı, çocuk temalı, eğlence temalı, suplaların üzerine bile, kahvaltı suplalarının üzerlerine bile yapıştırarak, dikerek kullanabilirsiniz. Ütüyle yapışanları var. Örgü üzerine dikmeyi tercih ediyoruz. Evet çok zarif, çok güzel. Yine bakın anahtarlık yapılmış. Zaten sayfayı incelediğiniz zaman birçok kişi ne yapmış rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hediyelikler, özel günlerin kutlamaları için çeşitli sunumlar hazırlanabilmekte. Birazdan şu alttakileri tekrar göstereceğim. Şuradan bir tabaka göstermek istiyorum. Altında çok sürprizler var, çok çok sürprizler var. Videonun baş kısmını paket açarken biliyorum ki çoğunuz atladınız. Tekrardan söyleyeyim. Zey tasarım, desenli keçeler. Çok zarif, çok güzel çalışmaları var ve kendi işini kurmuş. Başarılı girişimci hanımlarımızdan bir tanesi. Bakın şu dokunun güzelliğine. Çok ince tabakada ve gerçekten çok güzel. 30 derecede hepsi yıkanabilmekte bildiğim kadarıyla. Of of of. Evet. Duvar kağıdı gibi, resim gibi, tablo gibi artık keçeyi aşmış. Bence keçeyi aşmış şeyler bunlar. Hangi projede isteseniz kullanabilirsiniz. Şu tabakaları bitirelim. Altında bir sürü sürpriz var. Onlara da bakacağız. Evet. Bakın. Evet şurada www.desenlikeçeler.com olarak sitenin adresi, Zey Tasarım. Yine desenli keçeler olarak Instagram sayfası mevcut. Mesela ne yapılmış? Makyaj çantası yapılmış. Ben de ilk defa sizinle görüyorum bu ürünleri. Şu anda birlikte açtık paketi. Astar kumaşı var. Bakın çanta bile yapabiliyorsunuz. Bebek çantaları bile yapabilirsiniz. Sert değil, yumuşacık.
Keyifle kullanım desenli keçeler. Özgürce tasarımlar. Özgür Hanım. Bu da sukla. Evet, bu şekilde supla olarak. Keçe supla ben daha önce kullandım kendi evimde. Ve memnunum. 30 derecede de yıkadım. Herhangi bir sorun da yaşamıyorum. Evet, lazer kesim. Kenar kısımları. Evet, aplikeler burada. Toptan ve toplu bir şekilde sipariş verebileceğiniz gibi perakende olarak da kendiniz için bu şekilde alışverişler yapabiliyorsunuz. Ay bunlar çok güzel ya. Nasıl bebek battaniyeleri, nasıl bebek kıyafetleri olabilir? Şöyle bir şey yapacağım. Bu videoyu Instagram'dan izleyenler alttaki yorum kısmına istiyorum yazsın. Benim hobi mühendisi sayfamı, YouTube kanalımı ve Z tasarımı takip etsin. Ve bu keçelerden bir küçük paket yapıp hediye olarak göndereyim. Çekiliş yapalım. Küçük bir çekiliş yapalım. Aklıma şu anda geldi. Siz de faydalanın. Eren kaldım. Oo, kelebekler. Özgür Hanım işine aşık bence. Aşkla yapmasa bu kadar güzel şeyler dökülmez. Ben öyle inanıyorum. Biz de yünlerimize, örgülerimize aşık olmuyor muyuz? Baktıkça mutlu oluyoruz. Renkleriyle oynadıkça mutlu oluyoruz. Görüşlerinizi yazın. Yorum kısmına yazın. Kuşkalar. Oo. Çiftlik teması. Evet, baykuşlar. Bu baykuşun kocaman bir yastığını gördüm ben sayfasında. Marka tescil belgeleri. Satış noktası da olabiliyorsunuz. Evet, satış yapmak isteyenler. Online siteyi muhakkak inceleyin. Burada alışveriş haricinde içinizde iş yapanlar varsa faydalanacaktır. İstanbul'da oturanlar. Mağaza Sancaktepe, İstanbul Eyüp Sultan Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi'nde. Evet, İstanbul'da oturanlar Sancaktepe'de bulabilirler, dükkanı ziyaret edebilirler, yakından görebilirler. Özgür Sönmez. Gerçekten çok ince çalışmış. Tebrik ediyorum. Ve başta da söylediğim gibi sizinle birlikte açıyorum. Yani sizinle birlikte. Evet, tam bir bayan girişimci. Tebrik ediyorum. Her ne durumda, her ne şartta olursanız olun, her ne yaşıyorsanız, hayatta hangi noktada, hangi sıkışıklık içinde olursanız olun hanımlar, kendinize yatırım yapın. Kendinizi sevin. Her şeyinize, hatalarınızla, kusurlarınızla, her şeyinizle kendinizi kabul edin. Ve yapmak istediklerinizden, hayallerinizden vazgeçmeyin. Bunu hayata geçirmiş, o motivasyonu kendisine vermek için çabalamış, ayakta kalıp pek çok iş başarmış bayan var. Başaranlara bakarak kendinizi başarısız, yetersiz hissetmeyin. Yapabileceklerinize odaklanın. Sizin içinizde de enerji var. Sizin içinizde de kabiliyet var. Ben varım demeniz yeterli. Ben neler yapabilirim? Kendim için en iyi neler yapabilirim? Bunun için neler mümkündür? Nasıl hareket edebilirim diye sorun. Bu yolda ilerlemeye karar verin. Bir şekilde hepinizin yeteneklerinin ortaya çıkacağı çok güzel alanları vardır. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Herkesin çok güzel yaptığı muhakkak bir tane özelliği, en az bir tane özelliği vardır. Buna inanın. O yapıyor, o satıyor, ben yapamıyorum, ben satamıyorum. Hayır, bardağın boş tarafına değil, dolu tarafına odaklanacağız. Ben de yapabilirim. Ama onun yaptığını yapmaya çalışmayın, taklit etmeyin. Özgün olun, kendinize has olun. Kendi yapabileceklerinize odaklanın. Benim fikrim bu. Katılanlarınız vardır umarım. Evet, bu da yünlerle pomponla yapılmış bir kuzucuk. Bakın nasıl bir fikir. Üzerine hemen kuzu kafası yerleştirmiş. Böyle bir çocuk odasına dahi asabilirsiniz. Hediyelikler bile hazırlanır. Balığa bayılmıştım. Özellikle bunu istemiştim. Görmüştüm sayfada. Diğer ürünlerin hiçbirisini seçmedim. Zevkine göre gönder Özgür Hanım dedim. Evet, şöyle küçük torbalar, keseler. Şöyle renk renk dikilmiş. Evet, bu kasnak da göndermiş. Bununla ilgili bir çalışma var. Evet, bakın süsler. Benim keçe bir perdem var. Çocuk odası kapısı için almıştım yıllar önce. Küçük küçük kare kare keçelerin kesilip dizilmesiyle şu şekilde boncuklarla süslenerek ve şu tarz kare üçgen daire şeklinde birebir dizilmesiyle oluşmuş bir kapı süsüdür. Yıllardır kullanırım ve çok memnunum. Yapın, zor değil. Kumaşları alın. Bakın elle yapın. Satın. Kumaş sipariş olarak verebilirsiniz. Perakende olarak hediyelik alabilirsiniz. Tekrar söylediğim gibi. Şurada tabakalardan bir miktar daha var. Son zamanlarda kazayağı modellerinin benzerlerini çalıştım. Evet, biz Türk milleti olarak şöyle birazcık sonuç odaklıyız. Netliği ve derli toplu olmayı severiz. Şöyle ayağınıza dükkan getirmiş gibi göstermek istiyorum. Bakın neler var. Okul öncesi eğitim kitleri var. Harfler, sayılar, renkler, mevsimler ile ilgili çocuklarınıza öğretici faaliyetler.
yapabilirsiniz. Ve bu keçelerde sağlığa zararlı maddeler kullanılmıyor. 8 adet sertifikası var, marka tescil belgesi de dahil. Şu keselerdeki kumaşlar ile yastıklar dikebiliyorsunuz. Çok ince bir kumaş. Üzerlerine yine yastıkların üzerine aplikeler dikebiliyorsunuz. Doğum günü, nikah veya herhangi bir özel gününüz için hediyelikler hazırlayabiliyorsunuz. Pek çoğunuzun aklında ampul yandığını düşünüyorum. Yapılabilecek şeyler, bakın bu bir fırsattır. Bakın pano, biraz önceki kasnak üzerine uygulama yaparak ütü ile keçe aplikeyi yapıştırarak bu şekilde toplayıp duvara asabiliyorsunuz. Bakın çerçeve içerisinde koyulmuş. Ne güzel fikirler. Herkesin farklı farklı fikirleri var. Özellikle gençler çok sevecek. Supla olarak kullanılan keçe tabakaları tabii ki de kalın ve sert olmakta. İnce bir kumaş olmaktan tutun da bir supla olacak kadar kalınlığa kadar üretimi mevcut. Şuna bayıldım. Ben bunu bir projede kullanmak isterim yani. İnşallah projelerde zaman zaman kullanacağız. Bakın mutfak teması, herhangi bir suplanın üzerine de köşe kısımlarına yapıştırarak üretebilirsiniz. Evet, değişik fikirler, değişik ürünler ayağınıza geliyor. Alma verme dengesini koruyalım ve lütfen bu enerjimize karşılık sizler de beğenerek, yorum yaparak, paylaşımda bulunarak destek olun. Motivasyon olun. Çok sevinirim. Evet, kullanma talimatı nedir? Onu da şuradan görüyoruz. Çok ince bir şekilde her detay düşünülmüş. Ambalajdan tutun da. Ürünü keçeye kumaş gibi zeminlere ütüyle yapıştırabilirsiniz. Buharsız ayarda tersinden uygulama yapınız. Üzerine yağlı kağıt koyunuz. İlk 48 saat yıkama yapmayınız. Baskılı yüzeylere direkt ütü sürmeyiniz. Ters çevirip tercihen çamaşır filesi içinde hassas yıkama yapınız. Ürünlerimizde kullanılan malzemeler sertifikaya sahip olup sağlığa zararlı bileşenler içermez. Evet, benden bu kadar. Açıklama bölümünde gerekli bilgileri zaten bulacaksınız. Sizin kafanızda da farklı fikirler oluşturduğuma inanıyorum. Özgür Hanım'a da teşekkür ediyorum. Bu şekilde beni bulmaları, çizgimi beğenmeleri, evet bu tarz işine aşık, belli bir çizgisi İşini olan, severek kaliteyle yapmaya çalışan kişilerin, firmaların, insanların beni bulması, bana yazması, çok güzel mesajlar atıyorlar. Ulaşması beni çok mutlu ediyor ve en azından doğru yoldayım diye düşünüyorum. sizler neler düşünüyorsunuz? Sizlerin desteğiyle ilerliyoruz. Sizler olmasanız bu videolar olmaz. İzleyen, beğenen, paylaşan, abone olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kalbinizde huzur, yüzünüzde gülümseme bol olsun. Görüşmek üzere.